Merhaba arkadaşlar, ben bugün altın buldum. Görüyorsunuz, hamile bir tane peygamber devesi. Kız hamile bir tane peygamber devesi. Hamile olduğunu nerede anladım? Karnına bakın. Evet, sakin. Sakin kızım. Kızım. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Hadi bir tokalaşalım. Ver. Ver elini ver. Yerim ben seni. Ne oldu, sineklere mi saldıracaksın? Üzerime sinek gidiyor, onları yemek istiyor. Çünkü bol bol E vitamini alması lazım yumurtlaması için. Arkadaşlar bu dişi bir peygamber devesi. Nelerle beslenirler? Çoğu ete burdur bunlar. Zaten şu şekilde pençesini görüyorsunuz. Pençesi çok kuvvetli. İşte o pençeyle pençede böyle çok küçük küçük dikenler var. O dikenler battı mı hemen öldürebilmekte sinekleri. Bu arada kertenkeleler de kaçmasın diye hemen çekelim. Kardeşimiz güzelce sarmış. Bakın biri koltuğu altına girdi. Onu da saralım Utkan böyle üzerine. Tamam, çok güzel. Çok güzel değil mi? Hı-hı. Bak bir tane daha var, bak. İki taneler. Sinekleri yiyorlar onlar da senin üzerindeki. Hı-hı. Çok tatlılar ama bunu yan yana getirmeyelim. Çünkü etabur olduğu için peygamber devesi kertenkeleyi daha yiyebilmekte. Bakın bakın ne kadar güçlü. Kıyafetimi dahi fena halde sıkıyor. Bu arada hastayım. Onu da söyleyeyim. Sesim değişik geliyor olabilir. Hamile olduğunu nereden biliyoruz? Bakın. Ben de hastayım. Çok şişman. Uygun bir zamanda kesinlikle yumurtlayacak. Yumurtası da bu arada arkadaşlar hani köpük olur ya, aynı ona benziyor. Taşların üzerine böyle yapıştırıyor yumurtalarını. Ya da sadece taşların değil, kütüklerin üzerine de yapıştırabiliyor. Onu da söyleyeyim. Çok değişik renklerde olabiliyor. Pembe, sonra yeşil, sonra sarı. Peki pembe olduğunu nereden biliyorum? Pembe çoğunlukla buna kamuflaj oluyorlar. Yani diğer çekirge, hoca böceği gibi bunlar da kamuflaj olmakta. O şekilde avlanmakta. Şu an üzerinde avlanması pek mümkün değil. Sinek konsa da saldırsa ya. Bakın bakın nasıl sallanıyor. Bunun peygamber demesi dememesinin bir sebebi ise namaz kılıyor gibi davranmasından dolayıdır. Uzaylıya benzemekte ama çoğunlukla bence uzaylı devesi mi denilmekte acaba? Denilmesi lazımdı. Gel bakalım. Şşş, canımı acıtacaksın değil mi? Seni gidi seni. Seni gidi seni. Bu kadar evcilini de görmedim bu arada. Diğerlerine göre, diğer tutuklarıma göre daha evcil. Sakin. Hamile olduğundan olabilir bence. Pek güç sarf etmek istemiyordur. Bakın. Nasıl ama? Tabii büyük kertenkeleleri yemez ama Utkan'ın üzerinde olan memleten türlü kertenkeleleri yemeyi çok sever. Bakın nasıl da gördü. Şşş, tamam tamam. Onları pek göstermeyelim çünkü kanatlı bu. Kanadını şu şekilde görebilirsiniz. Bazılarının kanatları çok güzel olur. Ama bununki yok, öyle değil. Çünkü bu dişi. Hemen bunu salalım. Kuş burnu ya. Kuş burnu değil. Yemişken. Değil mi? Ne baba bunun adı? Yemişken diyoruz. Köydeki adı yemişken. Yemişken evet. Kuş burnu farklı. Brezilya'daki kuş burnu. Tamam, onu da çekeriz bir zaman. Bakın saldık gidiyor. Ya da gitmiyor. Kalsın orada zaten. Bir şey olmaz. Sinekler zaten burada aşırı derecede avlanması, yemesi daha iyi. Dur sen şöyle bırakalım. Neyse arkadaşlar, bugün de videomuz bu kadar olsun. Dur. Utkan elini sallayacaksın da kertenkeleler izin vermiyorlar. Tamam hadi salla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.